hattımızda Bilge Hanım var, bizi Sivas'tan arayan. Alo. 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 Merhaba Bilge Hanım. Merhaba Özlem Hanım, iyi günler. İyi günler, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sivas'ta havalar nasıl? Fena değil, bize biraz daha soğuk tabii ki. Evet, peki ne harcamak istiyorsunuz ve ne kadar? Ben 20 bin lira civarı, yani maksimum o kadar fiyat olacak ikinci el bir araba düşünüyorum. 20 bin liralık bir araba almak istiyorsunuz, ikinci el araba. Peki biraz sizi tanıyayım, bu istek mi, ihtiyaç mı, evli misiniz, bekar mı? Evliyim. Evliyim, bir ihtiyaç, yani bence ihtiyaç. Çocuğunuz var mı? Var. Kaç yaşında? 3 yaşında bir oğlum var. Allah bağışlasın. Çok teşekkür ederim. Peki bu bir ihtiyaç, araştırdınız. Hı hı. Nasıl araştırdınız ikinci el arabayı? Yani normal internet sitelerinden, çevreden vesaire, oradan araştırdım. Peki alacağınız araba belli mi? Yok, daha belli değil. Evet, alacağınız araba belli olunca eğer bugün onay çıkarsa bu arabayla teste çıkın. Biliyorsunuz böyle domates alırken bile şöyle böyle bakıyoruz değil mi? Alacağınız arabayı şöyle bir teste dolaştırın. Amacınıza uygun mu? Bakın bunu ailece kullanacaksanız, çocuğunuz için, sizin için. Yani amaca uygun olması çok önemli bir konu. Bakalım para durumunuza uygun mu? Hemen o bölüme geçelim. Ne kadarlık bir geliriniz var? 1500 lira. 1500 lira bu sizin geliriniz mi, ailece geliriniz mi? Yok, bu benim gelirim. Öğretmenin maaşım var. Evet. Size böyle maaşlar ayrılıyor mu evde karı koca? Ya evet, ikimizin de ayrı masrafları var tabii. Ayrı mı yürütüyorsunuz her şeyi? Bazı şeyler benim üstümde, bazı şeyler eşimin üstünde. Evet, anlaşıyorsunuz. Para konusunu konuşuyorsunuz. Hı hı. Değil mi? Peki, tabii ki, çok tabii güzel. Ki. 1500 liralık bir geliriniz var. Giderler ne kadar? 700 lira giderim var. Bu sizin şahsi giderleriniz gene o zaman. Evet, tabii. Peki, tabii. Borç var mı? 2500 liralık bir kredi kartı borcum var. 2500 liralık kredi kartı borcu var. Peki, birikim var mı? 6000 lira bankada bir mevduat hesabında bir param var. Bir de 7500 liralık ve altın birikimim var. Eski arabamı satmıştım, o biraz borç ödedim, biraz altın aldım, o şekilde. Peki nasıl ödeyeceksiniz bu 20 bin liralık ikinci el arabayı? Yani maaşımdan arta kalanla taksit yapacağım, birikimimden kullanacağım vesaire. Birikiminizi ikinci el arabaya vereceksiniz, birikiminizin tamamını, öyle mi? Evet, yani, evet. Bilge Hanım. Bir peşinat yapabilirim diye düşünüyorum. Evet, ben size şöyle söyleyeyim, bugün sizin 20 bin liralık bir ikinci el araba almanız için size onay veriyorum. Neden onay verdiğimi ben size söyleyeyim Bilge Hanım. 28 yaşındasınız. Evet. 38 yaşında olsaydınız onay vermeyecektim. Çünkü ya. 38 yaşında çocuklu bir ailenin daha fazla birikimi olması gerek. Ama siz daha gençsiniz ve biraz daha uğraşarak birikimlerinizi tekrar yerinize koymanızı bekliyorum. Güle güle kullanın arabanızı. Çok teşekkür ederim. Bu arada Trenleri aramayı unutmayın. Biliyorsunuz SMS ile 5664'e mesaj gönderiyorsunuz. Araba hakkında size geçmişiyle ilgili bilgi gönderiyorlar. Aman bunu unutmayın.